Arkadaşlar şimdi hostel burada. Şu an saat 17.30 falan. Ben hostele girdim, bayağı bir yattım mattım. Şimdi çıktım. Aa, burada şeyci varmış. Burgerci varmış. Aha, tavuklu burger 350 ruble diyor. İyi, tam burada yeriz. Bir şey yapasım var. Bugün zaten dinlenmeyle geçti. Şimdi şeye gideceğim. Abi ya çok güzel ya. Gerçekten çok hoş sokaklar. Gerçekten çok güzel. Ya da şu an ayağımın şu sol tarafında bir ağrı oluştu. Bu arada hava durumuna baktım. Anladım buranın hava durumunu biraz. Saat 12 gibi ısınmaya başlıyor. Sonra saat 7-8 gibi de gidiyor. Yani şu an hava 4 dereceyi gösteriyor. Gerçekten de şu an iyi. Sabah donuyordum yani ya. Bildiğin elim falan buz tutuyordu. Üf, abi şuraya bakın ya. Neyse, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi şurada bir durak varmış. Şey yapasım var. Hem Instagram'a hem YouTube Shorts'a Moskova metrosunun şeyini atasım, yapasım var. Böyle bir belgesel gibi sinematik görüntülü bir videosunu yapasım var. O yüzden sanırım ileride solda bir tane metro var. Oraya gidiyorum. Bu şekilde. Burada da Vkusnaya Tochka diye bir dükkan varmış. Bakalım burası ne yapıyor? Aklımızda kalsın. Ama büyük ihtimal o evimizin, şeyimizin, hostelimizin yanındaki yerde yeriz. Ah ayağım. Ha, burası sadece içecek herhalde ya. Şimdi gidiyorum. Oraya bu arada girdim de üst katı da vardı. Vallahi hiç uğraşasım gelmedi. Abi de heykel gibi durmuş ha karın üstünde. Bu arada burada gördüğüm bir olaydan bahsedeceğim. Hosteldeki şuraya bakın ya. Şuraya bakın. Çok güzel. Maşallah. Şu aşağı doğru iniyorum bakalım. Ben de nereye gittiğimi bilmiyorum. Neyse, şeyden bahsedecektim. Burada hosteldeki çalışan olsun, ondan sonra taksiciler olsun, ondan sonra yemek yapan yerlerdeki garsonlar olsun. Yani hizmet sektöründe çalışanlar burada Rus değil, daha çok Özbek, Kazak, Kırgız gibi memleketler burada hizmet sektöründe çalışıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani demek ki buranın ucuz işçileri Kazak, Kırgız, Özbekler. Buradan bunu anlıyorum ben. Bilmiyorum siz ne anlıyorsunuz ama yani gördüğüm bu şekilde. Yine mesela bisikletli taksi geçti. Gördünüz değil mi? Adam ya Özbekli ya Kırgızlı ya Kazaklı yani. Abi ben soğuk değil falan dedim de ben yine bu hale girdim. Çünkü soğuk oldu yine. Bu arada buradan böyle geliyordum da şimdi geri böyle gidiyorum. Metro bu taraftaymış. Buraya dümdüz git, sağa dön dedi. Gidelim bakalım. Ya metro gözümüzün önündeymiş ya. Aha işte burada, anasını satayım. Biz daha gittik buradan, anasını satayım. Sola döndük. Dümdüz yürüdük bir sürü. Metro buradaymış. Bakın bu sesi daha da çok göstereceğim başka yerlerde de. Bu sesi duyuyorsanız metrodasınız demektir. Duydunuz. Şimdi bir daha çalsın, öyle girelim. Bu ses işte. Bu ses benim anladığım kadarıyla metroyu simgeliyor. Abi şimdi bilet nasıl alınır onu göstereceğim. Bakın. Buradan bu bir biniş. Bunu anlamıyorum. Sutkine vallahi bilmiyorum yani. Ama bir bakarım. Sutkine demekmiş, yazarım. Mirabotet. Mirabotet. Попробуйте. Bu çalışmıyormuş. Dedim adamı bekletmeyeyim, ben şimdi anlatıyorum ya. Geç yap dedim. Davay baba. Bu abi de yapsın da. Oğlum çok insan geliyor ya. Anlatacağım size de anlatamıyorum. Acaba şu ileride başka var mı?
Diyeceğim yok, oradan kartla geçiliyor zaten. Allah kahretsin, eldivenim parçalanıyor bildiğin ya. Neyse, buradan akın akın insan geliyor ama göstereceğim. Abi çok bir şey yok işte, bu bir biniş. Bu da ne, 60 biniş mi? Nasıl bir şey? Bu 60 biniş mi? Ne acaba ya? Ha, 3150 lira ruble, 60 biniş. Mesela bu da 2730. 30 gün boyunca biniyormuşsun bunda da. Bunu herhalde kendine göre şekillendiriyorsun. Şu ve şu ne bilmiyorum. Bu da zaten tek biniş. Buna basıyoruz. Ardından bu ekran gelince paramızı sokuyoruz. Bozuk oluyor mu lan? Dur bakayım bozulma nedir. Bozulmaması lazım. Abi 10 kuruş artı 3 kuruşu şeyle attım. Bozuk attım ama yine çıkmadı. 2 kuruş daha çıkmadı. Allah kahretsin. O yüzden 50'ye atıyorum. Şimdi yine bir sürü bozuk verecek. Oğlum bunda millet anlıyor mu yoksa şu an? Ha. Oğlum anana avradın ya. 2 kuruşu kesti 50'den, geri hepsini bozuk attı. Allah kahretsin. Çok kötü. Çok kötü. Şöyle. Neyse hadi gidelim artık. Abi buralarda ne olur ne olmaz dikkat edin. Çünkü yani kalabalığı görüyorsunuz. Buralarda yan kesici olabilir, dikkat edin. İş çıkışına denk geldik herhalde ya. Çok dolu şu an. Geçtim. Şimdi bir oraya bir buraya, Moskova metrosunda bir oraya bir oraya. Bu da mesela çok kötü. Bu mesela bir binişlik alıyorsunuz, yazık günah ya. Şu şeye yazık yani, buna keşke farklı bir sistem yapsalar. Çok kötü. Bir tane iniyor, iki tane bir sağda bir solda çıkıyor. Kulağım şey oldu lan. Basınç değişti ya. Abi bir şey var. Şu metro gitsin de söyleyeceğim şimdi. Metro gitti şimdi. Bakın şurada metronun kaç dakika sonra geleceği yazıyor. Bu arada şeyden bahsedecektim. Yani bilmiyorum, bende bir şey mi var? Ya da harbiden herkes Rus, yabancı insan çok az, ondan dolayı da olabilir. Herkes bir böyle suratıma bakıyor ya. Anlamadım yani niye? Bir şey mi var? Elimiz yüzümüzde bir yamuk mu var? Altımıza mı sıçtık, haberimiz yok. Bak yine yanımdan geçenler, herkes böyle, bak oradaki kadın falan olsun, herkes bir yüzüme bakıyor. Şimdi buradan Suprasevskaya'dan Turganskaya'ya gideceğiz. Oradan da hangisi işte gidiyorsa Kızıl Meydan'a, ona bineceğiz gideceğiz. Bu Turganskaya'ya gidiyoruz. Turgenevskaya'ya gidiyoruz şu an. Oradan da bire binip Kızıl Meydan'a geçeceğiz. Abi herkes suratıma bakıyor ya. Vallahi uyuz oldum. Ne var lan suratımda? Herkes suratıma bakıyor anasını satayım. Ben bakınca da gözlerini çeviriyorlar. Şimdi geldik Turgenevskaya'ya. Oy. Burada iniyoruz. Abi inenlere öncelik güzel. Maladiyet. Abi şuraya bakın. Tonla insan. Allah metro kullandırmayı nasip etmesin. İleriki yaşlarımızda inşallah. İğrenç. Moskova'da berbat anlar. Şuraya bakın. Çok kötü. Çok kötü. Şu an bir binmeyesim geldi yani. Rezil bir durum. Yani. Bakın kapı nasıl kapanıyor. Geri kapandı şu an. Şimdi bu Ahotny Riyad'da ineceğiz. Bu arada bu bizim Ayşu Ahotny Riyad. Bakın bizim P Rusya'da R diye okunuyor. Bu ters bizim R'de, bizim ters R'de Rusya'da Ya. Ama bu Yunan'da böyle olması lazım. Bu niye acaba böyle? Anlamadım. Vardır bir sebebi. Bakın bizim mesela ufak B, burada da B ama burada yok şu an. Abi ilk önce inenler ya, lütfen ya. (Gülüyor)
Şimdi yine çıktım bakalım. Aksiyona bu sefer farklı bir duraktan çıktık. Of manyak soğuk ya. Ben hemen şeylerimi takayım. Beremiydi, şuydu, buydu, takayım onları. Üşümeyelim. Elimi yıkamak istiyorum ya. Ellerim çok pis oldu. Abi şuraya bakın. Şuraya bakın. Şu binalara bakın. Ha bu sabah gittiğimiz yol aynen. Ha burası orası işte. Şuraya girip bir tuvalet var mı diyeyim, tuvalet. Bir elimizi yıkayalım. Здравствуйте, туалет. Спасибо. Burası abi. Sağ olsun kullandırdılar. Oo lavabo o kadar küçük yapmışlar ki elim sığmıyordu ya. Çok kötüydü. Bakın burada ne var? Beyoğlu döner yazmış. Döner yapıyor abi. Acaba nereli? Здравствуйте abi. Как дела? Откуда ты? Узбекистан. Я турок. Aleykümselam abi. Abi ya stol neto. Я хочу донер на стол неto ya. Холодно. Of. Хорошо. Ama alacağım ya bir tane. Çok canım çekti yani. Şu an böyle sulu sulu bol soslu bir tane alayım. Davay. Bir tane Skurica 370 rubleymiş. Aa, kurica. Я не люблю этот донер. Bakalım nasıl yapacak. Kız baba ya. Güzel bir şey olacak gibi duruyor. А можно еще? Спасибо. Güzel olacak gibi duruyor bakalım. Спасибо. Пока, баба. Evet şimdi şuraya bir yere oturup tadına bakacağım. Ulan keşke kameramı kursaydım ya. Bu arada gördüğünüz yine Özbek bir eleman çalışıyordu içeride. Aha çan çalıyor. Şuraya koyup bir tadına bakacağım ama tadı güzel gibi oldu gibi. Bakalım. Döner de şey duruyordu yani böyle sulu sulu duruyordu. Sulu güzel duruyordu yani. Yeter ya. Harbiden güzelmiş. Beğendim. Yeter. Get your toys.